Organik Annem YouTube kanalındasınız. Hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videomda 25 dakikada saç kavurma yaptık. Gerçekten enfes oldu. Videomu lütfen sonuna kadar izleyin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Şimdi başlayalım yapımına. Malzeme listemiz: yarım kilo antrikot. Antrikot daha yumuşaktır. Bu gibi saç tavalarda antrikot gibi yumuşak etler tercih etmeye özen gösterin. Bir miktarda çok az bir kuyruk yağı kullandım lezzet vermesi açısından. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar biber salçası ve domates salçası. Etimizi marine etmek için soğan, sarımsak ve taze kekik. Taze kekik yoksa normal kuru kekikten de kullanabilirsiniz. Ve bir kaşık yoğurt kullanacağım. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Diğer malzemelerimiz de kavurma esnasında kullanacağımız malzemeler: soğan, domates, biber, sarımsak ve çeşitli baharatlar arzunuza göre. Öncelikle işe etimizi marine etmekle başlıyoruz. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Biraz daha ekleyeyim. Hemen şöyle taze kekiğim var. Yoksa kurusundan da ekleyebilirsiniz. Aroma vermesi açısından. Şimdi hemen sarımsakları ezelim. Hemen yoğurdumuzu ekleyelim. Bu yeterlidir. Çok az daha. 1 yemek kaşığı kadar koyuyorum bunu. Ve soğanımızı güzelce rendeliyoruz. Yarısı kadarını rendeleyeceğim. Hepsi fazla olacaktır. Şu an biraz daha karabiber eklemek istiyorum. Baharatı seviyoruz. Hemen karıştıralım. Bu şekilde 1-2 saat kadar marine olacaklar. Oldukça yumuşak, oldukça lezzetli bir et haline gelecekler. Tamam. Şimdi ağzını kapatalım ve dinlenmeye geçelim. Şimdi geçelim sebzelerimizi doğramaya. Soğanımızı doğrayalım. Yemeğimizi pişirmeye geçelim. Biraz sıvı yağ ekleyeceğim. Biraz zeytinyağı karıştıracağım. Biraz yağlı olursa çok güzel olur. Biraz ısınsın tavamız. Biraz ısındı. Hemen etimizi ekleyelim. Kuyruk yağımız da ayrı bir lezzet verecek. Dikkat ederseniz tuzunu eklemedim. Pişerken koyacağım tuzunu. Hafif biraz pişsin. Daha sonra ekleyeceğim. Salıyor. Ocağımız da yüksek ateşte yanıyor. Etimiz oldukça sulandı. Pişmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi suyunu çekti. Şimdi biraz baharatlarını yavaş yavaş ekleyelim ki baharatıyla beraber pişsin. Şöyle bir çay kaşığı kadar karabiber.
Biraz, çok az bir şey, pul biber ekliyorum. Acı severlerdenseniz daha fazla ekleyebilirsiniz. Biraz da yeni bahar ekliyorum. Yeni bahar da lezzet katıyor. Bir miktar salça ekleyeceğim. Eğer ki salça sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz bunu. Fazla eklemeyeceğim. Bir çay kaşığı kadar. Toplamda bir tatlı kaşığı salça olacak. Şimdi soğanı ekliyorum. Beraber salçayla beraber kavuruyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Soğanımızla beraber kavuracağım. Biraz soğan kavurduktan sonra diğer malzemelerimizi ekleyelim. Kavurmaya devam etsin. Varsa şöyle küçük bir muskatı hafif rendeliyorum, lezzet versin, zerdet açsın. Hafif rendeledim, çok fazla değil. Biraz daha karabiber eklemek istiyorum. Bu da ısınmış, tazesi daha lezzetli olduğu için. Yemeğimiz oldukça lezzetli ve güzel oldu. Yaklaşık 20-25 dakikada hazırlandı. Yemeğimiz artık hazır. Şöyle alalım, enfes oldu. Umarım videom faydalı olmuştur. Yapanın yeğeni afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Organik Alem YouTube kanalında kalın.